Evet kanki, şimdi un kutularını vereceğiz. Elek yok. Elek olsa işimiz daha rahat olacak da eleğimiz olmadığı için tek tek un kurdu ayıklayacağız kanka bunun içinden. Ayıklayıp şimdi pupa var burada bir tane. Bak pupayı ellemeyeceğim. Elek yok. Bak bir tane yakaladım burada. Narin olanları. Bak. Bu tür narin cinsleri vereceğiz. Daha iyi yiyebilsin kuşlar diye böyle yemliğin içine atacağız onları. Pupa ve böcek hallerini vermeyeceğiz. Burada şimdi eleğimiz olsa kurtları rahat rahat piyasaya çıkaracaktım da eleğimiz yok kanka. Şimdi kurt arayacağız. Güzel kurt lazım. Şimdi bakalım amma da şey var kardeşim ya. Buradan kuşların yiyebileceği tarzda araklayıp yemliğe koyacağız ki kesik boyunlar rahat rahat yesin. Çünkü kesik boyunlar şey canlı yemeği seviyor ve diğer yavrularımızı da kesik boyunlara besletiyoruz. Kesik boyunlar besleyici bir tür. Yavruları güzel besledikleri için kesik boyunlara full canlı yem takviyesi yapacağız. Şu an ya altında bir tane yavrusu var, iki tane de yumurtası var. O bir yavruyu besliyor şu an. Tabii yumurta maması da yapıyoruz. Bak burada yakaladım seni. Ama bu pupa olmaya yaklaşmış bak. Bunu almayacağım mesela. Sertleşmiş kabuğu. Pupa almaya yaklaşmış artık. Pupa olacak o. Bak burada gördüm bir tane. Bak narin. Görüyor musun? Bak narin. Hemen onu da atalım yemeğe. Elek almak lazım bir tane ya. Bir tane elek olsa işimiz çok kolay olacak da. Eleğimiz olmadığı için sıkıntıya giriyoruz. Bütün kurtları piyasaya çıkaracağız eleğimiz olsa. Bak burada bir tane küçük bir şey yakaladım. Seni yakaladım haylaz seni. Oradan ayıklayıp kesik boyunlara takacağız. Dediğim gibi kanka canlı yem olmadan olmuyor. Bakalım bu kutuda hep kutu çok şeyden çok derin. Ne o? Yataklığı çok derin verdi bana ya. Benim kendi beslediğim un kurtları da var ama yetmiyor. Üreme hızları yetmiyor. Bak burada yakaladım seni çakal Carlos. Bak saklanmış oraya. Gel buraya. Ama bu da pupa olmaya yaklaşmış ya. Pupa olmaya yaklaşanları ellemiyor. Çünkü yemiyor, yiyemezler. Zor yiyorlar. Kabukları sert oluyor ya. Onun dışında kanka burada bir tane buldum. Attım seni de. Sen de yakalandın Pokemon. Gel buraya. Yakalayıp yemliğe atıyoruz kanka. Öteki kutuya bakacağım. Burada çok derin bu. Şimdi öteki kutuyu alayım. Kardeşim ne derin yataklıkla verdiniz bana bunları ya. Baksana şuraya. Sen yakalandın Pokemon. Sen de yakalandın Pokemon. Gel buraya. Oh, buradakiler daha yumuşak bak. Hem de küçük. Mikro tarzı. Bak. Gel buraya işte ya. Elime dokunmak istemiyorum. Şimdi de bu kısmı var. Tek tek yataklığın içinden un kurdu topla. Bak burada görüyor musun? Bak kanka yataklık nasıl oynuyor.
Pupa var burada bir tane. Çok derin be kardeşim ya. Kuşlar yataklı da yesin, sorun değil. Arada böyle küçük yataklık parçaları kaçıyor şeyinkine, yeminkine. Oo, bembeyaz. Daha yeni kabuk atmış. Nasıl yerini var ya? Lan bir tanesi ölmüş yatağa ya. Kardeşim ne biçim un kurdu veriyorsunuz ya? Oo, iki tane çok güzel buldum. Gel buraya. Başka an ya Allah düşürüyordum var ya taklı elimden gidiyordu az da yerde kurt aradım sonra. Çok da kayganlar tutulmuyorlar ya. Bunlara bir aparat bulmak lazım yakalamak için. Kanka bir 30 tane falan koyduk herhalde ya. Evet. Evet kanka sanırım bu kadar yeter. Çünkü 12 saatte bir zaten yem koyuyorum abi onlara. 12 saatte bir yem koyuyoruz. Şimdilik bunları işlerini görür sabaha kadar onların. Sabaha kadar takılsınlar böyle beraber yesinler onları. Sabah tekrar takviye yaparım ben onlara. Bittiği zaman yavrularını beslemesi lazım çünkü.